Kainatı yoktan var eden, kurda kuşa rızkını veren, ağılda oğlak tuzulası, çayırda ot bitiren, gündüzü geceye, geceyi gündüze katan, bizi eşrefi mahlukat olarak, insan olarak yaratan, vatan veren, bayrak veren, yurt veren, evlat veren, mal mülk veren Allah'a hamdolsun. Alemlere rahmet, Seyyidül Mürselin, Resulü Sakaleyn, İmamül Müttakin, Abdülmuttalib'in torunu, Ebu Talib'in yeğeni, Abdullah'ın yetimi, Amine'nin öksüzü, Halime'nin kuzusu, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat olsun. Siz değerli kardeşlerim, Ispartalılar, Eğirdir, Bağlı köyü ve civar köylerimiz, tüm hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinize selam olsun. Çok kıymetli Isparta Belediye Başkanımız, Yüksek Mimar Sayın Yusuf Ziya Günaydın Bey, İl Başkanımız, muhtarlarımız, değerli basınımızın mensupları, kıymetli Bağlı ve civarı halkımız, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dün akşam haberim oldu böyle bir program olduğunu, ama hava da güzel hocam, gel dediler. Başkanımız neredeyse onun davet ettiği yere ben her zaman müsait olduğumda geliyorum. Bugün aranızda olmaktan mutluyum. Rızkımız buradaymış. Yemeğimizi burada yedik, aşure yedik, helva yedik, elhamdülillah, ellerinize sağlık. Yapanların hepsine teşekkür ediyorum. Bu akşam böyle bir yerde buluşmak nasip oldu. Şehitlerimiz var, vatan sağ olsun, ruhları şad olsun. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere. Seyyid Şüheda, Seyyidler Şüheda'nın şehitlerin seyyidi piri Hazreti Hamza'dan bugüne gelinceye kadar Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de ve daha yeni Batman'da şehit olmuş ve Isparta'mızda bir şehit vermiş tüm şehitlerimizin ruhları için, bu köyden 93'te şehit olmuş kardeşimizin, ilkokula adını verilmiş şehit kardeşimizin de ruhu için bir Fatiha okuyalım, üç İhlas okuyalım, öyle başlayalım. El Fatiha. Allah insanı bütün canlıların hepsinden daha mükerrem yaratmış. Kur'an-ı Kerim insanı biz ahseni takvim üzere yarattık diyor. Konuşmasıyla, gönlüyle, becerisiyle, aklıyla, geleceğe hazırladığı plan projeyle, Allah'la ve bütün canlılarla olan irtibatıyla, ruhuyla, bedeniyle, kalbiyle insan olduğunun her biri bir alemdir. Sıradan gördüğümüz nice insanların hikayesini dinlesek, başından geçen olayları şöyle bir kulak versek, ufak bir yavrunun bile bir derdini dinlesek, onun da Allah'ın yarattığı mükemmel bir alem olduğunu fark ediyoruz. Onun için hoşça bak kim sen zübde-i alemsin sen demiş ya şair. Sen kendi nefsine hoşça bir bak şöyle. Alemin özü sensin ey insanoğlu. Allah bütün canlılar içerisinde insanoğluna ayrı bir güzellik, kabiliyet vermiş de bütün kainat, evreni insanoğluna emanet etmiş. Bu emaneti halife olmuş. Bu halife olan insanoğlu içerisinde de Allah'ı bilen bütün inananları Cenab-ı Hak inanıyorsanız en üstün sizsiniz buyurmuş. İnsanlar arasında da ırkların, kabilelerin, zenginliğin, fakirliğin bir ayrımı olamaz. Ancak Allah katında inanıyorsa en üstün odur. Takvası kimin daha fazlaysa, yani güzellikleri kim daha çok ortaya koyuyorsa, kötülüklerden kim daha fazla kaçınıyorsa üstün olan odur.
Sayın Başkanım burada güzel hitapta bulundular. Teşekkür ediyoruz. Her yerde her zaman olduğu gibi. Eksiğim varsa, yanlışım varsa işte Şahit Hocam düzelsin dedi. Ben de düzeltiyorum. Eksiğiniz var Sayın Başkanım. Eksik söylüyorsunuz. Yaptığınız her şeyi anlatmıyorsunuz. Devazu ehlisiniz. Çalışkansınız. Ben hiçbir parti gözetmeden ama insan seçiyorum. Başkanımı seviyorum. Particilik değil, bu alakası yok. Çalıştığı için, vatanı için. Gün görmüş, Avrupa görmüş, en güzel tahsilleri yapmış, medeniyeti biliyor, tarihini biliyor, ecdadı biliyor. En güzeli de vatanını çok seviyor. Onun için gecesi gündüzü köy köy dolaşıyor, kasaba kasaba dolaşıyor. Beni de alıştırdı Isparta'ya, ben de dolaşmaya başladım onunla. Bakalım nereye doğru gidiyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan, bugün bizi buluşturdu. O yüzden kırmadan hemen geldim. Hiç düşünmedim. Sadece dedim ki vaktim yetişiyor mu yarına dönmek için. Yetişiyor dediler. Biletlerimi aldılar sağ olsunlar, geldi. Bugün dilimin döndüğünce, gönlüme geldiğince sizinle duygularımı paylaşmak istiyorum. Elbette bir konuşmanın bir manası ve kalıcılığı olması lazım. Geldi, konuştu, gitti. Ne söyledi? Güzel söyledi. Değil. Benim maksadım şu. Aynı başkanımın maksadı neyse benim maksadım da o. O mimari açıdan, fiziki açıdan, yoluydu, binasıydı, çarşısıydı, pazarıydı, yeşilliğiydi, elektriğiydi, suyuydu, çalışacak. Başkan çünkü seçmişsiniz. Hizmet edecek. Seyyidül kavmi hadimuhum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Bu kavmin efendisi kim? O sırada kendisi su dağıtıyor ashabına. Şu anda onlara hizmet edendir diyor. Seyyidül kavmi hadimuhum. Hizmetçi olacak. Doğru. Benim vazifem de hoca gelmiş bir şeyler söylüyor. O zaman aklınızda, ruhunuzda, kalbinizde kalacak bir şeyler söylemem lazım. Onun için ben biraz madde madde konuşuyorum. Az söylüyorum, az madde sayıyorum ama akılda kalsın istiyorum. Bu yüzden sevgili kardeşlerim, bir, elhamdülillah biz Müslüman Türk milletiyiz. Müslüman Türk milleti Cenab-ı Hak bir kabiliyet vermiş. Her ülkeye, her millete bir kabiliyet vermiş. Biz dünyada çok güçlü bir milletiz tarih boyunca. Bugün de güçlüyüz ve buna inanmak zorundayız. Hamdolsun zaten imanımız var. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz buyurmuş Rabbimiz. Bir de Cenab-ı Hak bize kabiliyet vermiş. Savaşçı bir milletiz, mücadeleciyiz, yılmayız. Haksızlık karşısında susmayız. Ama bir kusurumuz var, onu söyleyeceğim. Ümmeti Muhammed'in de kusuru bu, bizim de kusurumuz var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan üç şey istedi. Üç şey istedi. Allah-u Teala ikisini kabul etti, birini kabul etmedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan ya Rabbi bana öyle şeyler ver ki bu şeyler benim ümmetime ben şefaat edeyim. Bana bir şefaat hakkı ver. Ümmetimin günahkarlarına ben şefaat edeyim dedi. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e şefaat hakkını verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o duamı ben dünyada kullanmadım. Ahirette cehenneme düşecek olanlar için, günahı kebair olanlar için ayırdım. İnşallah Rabbim Peygamberimizin şefaatini ahirette bize nasip eder. İkinci bir duası vardı. Geçmiş ümmetler, milletler ya Rabbi afetlerle helak oldular. Depremlerle, sellerle, yıldırım düşmeleriyle yerin dibine geçtiler. Lut kavmi gibi. Benim ümmetime toplu helak verme ya Rabbi diye dua etti. Allah-u Teala da bu duan kabul oldu buyurdu.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, ümmeti Muhammed, yani bizler şunu biliyoruz ki ufak tefek yer yer bölge bölge afetler olsa da ümmeti Muhammed kıyamete kadar yaşayacaktır. Toplu bir helak olmayacaktır. Allah Resulullah Efendimizin bu duasını kabul etmiştir. Üçüncü bir isteği daha vardır Resulullah Efendimizin. Ya Rabbi benim ümmetime aralarına fitne verme. Aralarına fitne girmesin. Ey Muhammed, işte senin bu duan kabul olmadı. Çünkü dünya bir imtihan dünyasıdır. Onlar fitneyle imtihan olunacaktır buyurdu. Ve ne yazıktır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının hemen ardından Hazreti Ömer'in hançerlenmesi, Hazreti Osman'ın şehadeti, Hazreti Ali'nin şehit edilmesi, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi, Hazreti Hasan'ın zehirlenmesi peş peşe geldi. Ve o gün bugündür fitne devam ediyor. Fitne ne demek? İnsanlar arasındaki ayrım, kardeş kavgası, kıskançlık, haset, particilik, pırtıcılık, bölgecilik, kabilecilik, tarikatçılık, mezhepçilik, cemaatçilik, adına ne derseniz, bir başkasını saygı göstermedikçe, bir başkasını kendi kardeşi kabul etmedikçe fitne sebebi olmaya devam ediyor. İşte bu dua kabul olmadı. Onun için en yumuşak karnımız, zaaf noktası Müslümanların ve Türk milletinin burasıdır. Yani kardeş kardeşe fitneye düşmesidir. Bugün particilikle devam ediyor. Başka bir zaman bölgecilikle devam ediyor. Başka bir zaman başka şeyle, zengin fakir ayrımla devam ediyor. Ama bizim burayı tamir etmemiz lazım. Allah bir diyen, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim diyen, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, vatanına hainlik yapmamış, teröre karışmamış, ama şöyle kusuru olmuş, ama böyle kusuru olmuş, kim varsa, ne kadar da kusurlu olursa, delisi de velisi de hepsi bizim kardeşimizdir. Böyle bilmemiz lazım. Biz kardeşiz. 15 Temmuz'da şunu gördük. Gençlerimiz bize lazımmış. Gençlik yok zannettik. Gençlik ortaya çıktı elhamdülillah. Ne güzel gençlerimiz varmış. 15 Temmuz gecesi gördük. Bu millette hiç ummadığımız, başı açıkmış, başı kapalıymış, sosyeteymiş, köylüymüş, şehirliymiş, herkes meydanlara koştu. Bayrağını kurtarmak için, devletine sahip çıkmak için. Bir sallayalım bayraklarını şöyle. Allah bayraklarımızı gönderden indirtmesin, ay yıldızlı bayrağımızı. Ezan seslerini minareden dindirtmesin. Eğer onlar emellerine nail olsaydı bugün bu bayrağı sallayamazdık. Ama biz sahip çıktık. Bayrağımıza sahip çıktık. Size bir şey hatırlatacağım. İnsanımızın kıymetini bilmek açısından. Kusuru olabilir, eksiği olabilir ama kusuruyla kardeşimizi sevmek zorundayız. Balıkesir yöresinden yetişmiş, hafız olmuş, hoca olmuş, sonra müftü olmuş bir müftü kardeşim, kendisi Güngören müftüsüyken bana anlattı. Dedi ki hocam, sen televizyonlarda çok konuşuyorsun, bu başımdan geçen ibretlik bir hadiseyi sana anlatayım. Sen bunu anlatırsın diye zaman zaman yeri gelince anlatırım. Şimdi hatırıma geldi. Kardeşin kıymetini bilmek için dedim ya, delisi de velisi de bizim hep biriz. İnnemel mü'minüne ihvetun. Müminler ancak kardeştir. Kusurunu göreceğiz. Ama büyütmeyeceğiz. Kusuruna rağmen kardeş bileceğiz. Kusuruna rağmen saygı göstereceğiz. Bu kusurunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Hepimizin kusuru var. Her şey mükemmel olamaz. Hiç kimse mükemmel değil. Peygamberlerden başka. Ama onun dışında hepimiz günahkarız, hatalıyız. Bu yüzden kusuruyla sevmek zorundayız. Bu birliği sağlarsak
toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez dediği gibi şairin kimse bize el kaldıramaz. Güngören Müftüsü Alaaddin Hoca diye bir hocamız bundan 10 sene 15 sene önce anlattı bana. Dedi ki hocam bir Ramazan ayı iftarı yaptık, teravihi de kıldık, misafirlerim vardı memleketten. Dediler ki hocam ya bu İstanbul'da Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi varmış, trafiğe kapalı. Biz de hiç görmedik. Oraya bizi götür. Teravihten sonra yediklerimizi de şöyle bir eritelim diye volta atalım. Bir gezelim. Gittik diyor oraya. İstiklal Caddesi'nde akşam hava serin böyle yaz günü. Güzel püfür püfür de esiyor. İnsanlar yürüyorlar. Biz de tünel çıkışından Taksim'e doğru yürüyoruz. Karşıdan diyor bir tanesi sallana sallana geliyor. Mübarek Ramazan'da içmiş. Gidiyor birine el açıyor. Ondan gidiyor birine el açıyor. Sallanıyor, düşecek. Tam geldi diyor. Benden para istedi diyor. Müftü. Sarhoş. Para istedi. Leş gibi kokuyor diyor. Kokudan durulmuyor. Burnunu tutuyorsun neredeyse diyor. Dedim ki diyor. Ulan mübarek Ramazan. İçmişin. Hadi içtin. Bir de gelip müftüden para istiyorsun öyle mi? Git karşıda kilise var. Bak git papazdan iste dedim diyor. Şöyle kafayı zor kaldırdı. 5 kuruş için ben dinimi satamam dedi diyor. Sarhoşu bu. Vallahi diyor o kadar utandım ki diyor, elimi cebime attım. Al ulan helal olsun sana hepsini verdim diyor. Bizim sarhoş diye beğenmediğimiz o kardeşimiz Allah kurtarsın. Burada da dua isteyenler oldu benden. Evlatlarımın kötü alışkanlıkları olanlar yüzünden. Allah hepsini kurtarsın. Ama şunun bilin ki onun kalbinde iman varsa, mayası sağlamsa, sarhoş da olsa dinini, vatanını satmaz. Biz böyle bir milletiz. Bu bilindiği için düşmanımız da çok. Olsun, onlar bizim hızımız oluyor. Biz tembelleşiyoruz düşmanımız olmazsa. Dünyaya çok dalıyoruz. Paraya tapmaya başlıyoruz. Mevki makama tapmaya başlıyoruz. Gurur kibire kapılıyoruz ama düşman bizi biraz kendimize getiriyor da birbirimize kenetlenme ihtiyacı hissediyoruz. Yoksa o birliği sağlamak zor oluyor. Diyor, ey düşman ne diyor Necip Fazıl? Sen benim ifademsin, hızımsın. Gündüz geceye muhtaç. Bana da sen lazımsın. Düşman lazım. Düşman boş durmaz. Onlar uğraşacaklar ama biz güçlüyüz elhamdülillah. Neden? Allah bize iman bahşetmiş. Ölünce şehit oluyoruz. Ahireti kazanıyoruz. Kalınca gazi oluyoruz yaralanırsak. Dünyada mükafatını alıyoruz. Ahirette mükafatını alıyoruz. Bunu şeref sayan bir milleti kim öldürebilir? Kim yok edebilir? Yok edemediler, edemezler. Onun için dünyanın o süper güçleriymiş şunlar bunlar. Onların hepsi Türk milletinin karşısında aciz kalmaya mahkumdur. Ve ayan beyan görülüyor sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Hak Türkiye'nin önünü açmıştır. Bu Türk dünyasıyla birlikte Müslüman kardeşlerimize Allah uyanmak nasip etsin. Biz yeniden geliyoruz. Bu akan suyu kimse durduramaz. Türk milleti yeniden tarihe damga vurmak üzere. Hani çok da fazla reklam yapmıyoruz ama geliyoruz. Başkanım gibi reklamı sevmiyor. Geldik geldik diyorum. Hadi geldik bir daha kaldıran şu bayraklarımızı geldiğimiz görülsün. Bağlı'dan. Bakın bu köy buluşması Bağlı. Ama meydan dolu. Allah razı olsun hepinizden gelenlerden, uzaktan yakından gelenlerden. Onun için Cenab-ı Hak Ali İmran suresinde buyurmuş ki Estağfirullah وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا Aziz kardeşlerim iman bizim cevherimiz. İkinci olarak Cenab-ı Hak ameli salihi bize hedef gösteriyor.
Vel asri innel insane lefî husrin. İnsanlar zarardadır ancak illellezine amenu, iman edenler müstesna. Ve amilus salihati, salih amel işleyenler. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabri, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler. Vatan için ölmek ne büyük değerdir, değil mi? Allah için ölmek şehadettir, öyle değil mi? Evet. Ama şunu bilin ki Allah için yaşamak da Allah için ölmek kadar değerlidir. Allah için yaşamak ne demektir? Kendi çıkarı için değil, menfaati için değil, İnsanların yararına çalışıyorsanız, başkasına faydası olsun diye milletiniz için, vatan için çalışıyorsanız, ahiretinizi kazanmak için çalışıyorsanız, işte bu Allah için çalışmak, vatan için ölmek kadar kutsaldır. Onun için evliyi sadece türbede, mezarda aramayın. Halkı için çalışan insanlar arasında da Allah'ın sevdiği evliyaları vardır. Halk için çalışan da evliyadır. Sadece mezarda yok bizim evliyamız. Kim Allah için çalışıyorsa, gecesini gündüzüne katıyorsa, işte onların arasında da evliyalar vardır. Rabbim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayrun nas men yenfe'un nas, insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır. El yedül ulya hayrun minel yedis süfla, veren el alan elden daha üstündür. El müminül kaviyyu hayrun minel müminid daifi, güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. İki günü birbirine eşit olan zarardadır. Necim suresinde buyurduğu gibi, وَاِنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Sadakallahu l-azim. İnsanoğlu için ancak çalıştığı vardır. Kim ne kadar çalışıyorsa onun karşılığını elbette dünyada görecektir. O yüzden iman birinci özelliğimiz, çalışmak ikinci özelliğimiz olacak. Üçüncü özelliğimiz ise hakkı söyleyeceğiz. Doğruyu söyleyeceğiz. Birileri memnun olsun, beğensin diye konuşmayacağız. Birileri memnun olsun diye gösteriş yapmayacağız. Allah'ı memnun etmek için uğraşacağız. Allah'ı memnun ederse bir insan, Cenab-ı Hak onun sırtını yerine getirmez. Sırtını yere getirmez. Bir insanı Allah severse gök ehline buyurur ki, ey gök ehli, ben bu kulumu sevdim, siz de sevin. Gök ehli kimdir? Meleklerdir. Başta Cebrail olmak üzere. Gök ehli bir kulu severse yer ehline nida eder, gönlüne ilka eder. Ey yeryüzü mahlukatı, insanlar! Allah bu kulunu sevdi. Biz de bu kulu sevdik, siz de onu sevin derse, o insan diğer insanların gönlünde taht kurar. Onun için o beğensin, bu beğensin, elbette insanlara saygılı ve ölçülü olacağız. Ama esas bizi beğenen beğenirse, Allah beğenirse, gerisinden korkma. Bütün dünya karşına gelse, sana Allah yardım ederse, bir adım geri bile attıramazlar. Bütün dünya sana torpil yapsa, Allah sana yardımı kesmişse, bir adım ileriye gidemezsin. Şunu bil ki, diyor Peygamber Efendimiz amcazadesi Abdullah'a, kalemler kaldırıldı, mürekkep kurudu, kaderin yazıldı. Onun için insanları gösterişle kandırmaya kalkma, insanları kendini beğendirmek için 50 türlü takla atma, kendini Allah'a beğendir. Ondan sonra Allah senin yardımcındır. Ben çok kıymetliydim, benim kıymetimi kimse bilmedi deme.
Sen layıksan Allah seni hak ettiğin yere getirir. Çalışıyorsan mutlaka karşılığını alacaksın. Benim Hat hocam vardı, Hüsnü Hat hocam. Ne zaman bu dersi geçeceğim diye hep içimden geçirirdim. O da derdi ki, Mustafa bir günde olmaz, bir gün olur. Biraz daha gayret. Bir gün olacak. Bir gün olacak. Üç gün bir şeye emek verdiyseniz, bahçenize üç gün emek verdiniz. Bir çorap öreyim, üç gün uğraştınız. Bir iş yaptınız, üç gün. Bir meslek edindiniz, bir ay. Ya ben bundan hiçbir şey kazanmadım deme. Cenab-ı Hak 70 sene sonra bile o üç günlük çabanın karşılığını senin önüne getirir. Çünkü Allah kimseye borçlu kalmaz. İnsanlar borçlu kalırlar. Ama Allah kimseye borçlu kalmaz. Sen hak ettiysen Allah mutlaka karşılığında sana verecek sevgili kardeşim. O yüzden çalış. Hakkı tavsiye et. Bir de sabır. Sabır, sabır. Sabır ve namaz en çok yardımı celbeden şeydir. Sabır nedir? Teslim olmak demek değildir. Sabır direnmektir. Direnmek. Sabır direnmektir. Direniyorsan sabrediyorsun. Teslim oluyorsan pes ediyorsun. Sabretmiyorsun. Bu yaz nasip etti Rabbim. Ata yurtlarını gezdim. Özbekistan'a gittim. Taşkent'e başkanıma da anlattım. Geçen İstanbul'da karşılaştık. Kendilerini ziyaret etmiştim. Buhara, Semerkant, Taşkent. Timur'un orada ne kadar hünerli bir devlet adamı olduğunu bir daha ben tarihen anlattılar. Çok geniş detaylı. Müzelerini gezdim. Eserlerini gördüm. Ne büyük ilim adamları yetişmiş o topraklarda. Timur, biz Timur Leng diyoruz ama o Leng'i Sayın Başkanım Avrupalılar o lakabı takmışlar. Timur Leng sözünü biz kullanıyoruz. Bu sözden de Türk dünyası çok hoşnut değil. Timur, Emir Timur'u çok seviyorlar böyle dediğiniz zaman. Timur Leng, aksak Timur anlamına geliyor. Dolayısıyla onu pek sevmiyorlar. Timur Müslüman bir adam. Osmanlı ile savaşmış. Yıldırım Beyazıt'la Sivas önlerine kadar gelmiş. 1402, orada 1405 yazıyordu. Ben de tarihini düzelttirdim. Tarihten 3 senelik bir fark var. Çubuk Savaşı'nda 1402'de Timur çok büyük başarılar elde etmiş. Ta Özbekistan'dan çıkmış, düşünün, Ankara'ya kadar gelmiş. Bu Timur'la veziri arasında bir konuşma geçiyor. Veziri diyor ki, hünkârım, Allah gecinden versin. Her girdiğin savaşı kazanıyorsun. Kaç bin tane savaşa girmiş. Yalan olur, yanlış olmasın, rakam vermeyeyim ama binlerce savaşa girmiş Timur. Başarının sırrını bize de söyle de hak vaki olursa, ölürsen devletimiz ebed müddet ayakta kalsın diyor. Timur da diyor ki vezirine, sen parmağını benim ağzıma sokacaksın, şehadet parmağını. Ben de parmağımı senin ağzına vereceğim. İkimiz de parmağımızı kopuncaya kadar ısıracağız. İkisi de birbirinin parmağını ısırmaya başlıyorlar. Parmakları kanamaya başlıyor. Gözlerinden yaşlar akıyor ikisinin de. Ciğerleri yanıyor. Parmakları inceliyor. Kopmak üzere, vezir artık dayanamıyor. Ah diye parmağını çekiyor. Timur diyor ki, niye çektin? Parmağım kopacaktı diyor. Ve benimki de kopacaktı. İşte ben senden birkaç saniye daha fazla sabrettim. Sen çekmeseydin ben çekecektim. Ama senin çekmeni bekledim. Savaşı da ben böyle kazanıyorum. Düşmanlarla karşı karşıya kaldığımızda iki tarafta sonuna kadar vuruşunca bir taraf artık yeter, dayanamıyoruz diyor. Onlar demesi aslında ben çekileceğim ama onun çekilmesini bekliyorum. O son hamle onları bitiriyor. Sabır İşte ufacık o son hamle var ya, oraya kadar beklemektir.
Ya cebimde 5 kuruşum yok. Akşam ekmeğim de yok. Evimde ekmek yok. Çocuk ekmek bekliyor. Hanım bilmem ne bekliyor. Su bekliyor. Ne yapayım? Ya komşunun da karşı tarafta işte bilmem ne tür ne tür malı var. Git bunu çalayım satayım. Şeytan gıdıklar. Ya da rüşvet gelmiştir tam o sırada. Ya da bir başka haram vardır. Onu yapayım da kendimi kurtarayım. Hayır, hayır. Son ana kadar bekle. Gelecek o. Çünkü her insanın rızkı helalinden aynıdır, haramdan da aynıdır. Bu haramı almasaydım, bu rüşveti almasaydım, bunu çalmasaydım, bunu kandırmasaydım, bu evi alamazdım, bu faizi yemeseydim, böyle olmaz. Hayır deme. Helalinden vardı, beklemedin. Harama tevessül ettin. Hem dünyanı hem ahiretini yaktın. Sabır dünyayı da kurtarır, ahireti de kurtarır. Sabrı çok olan başarılı olur. Bir de namazla sabrı birleştirdiğin zaman Bakara suresinde Rabbimiz nasıl buyuruyor? Estağfirullah. Ya eyyühellezine aminüsteinu biz sabri ve sala. Ey inananlar, Allah'tan sabırla ve namazla yardım talep edin. Başımız sıkıştı değil mi şimdi? Kriz var, doğru. Sıkıntı var, düşmanlar etrafımızı sarıyor. Yardım Allah'tan gelecek. Biz çalışacağız, tedbirimizi alacağız. Ama sabır, direneceğiz. Ve namazla da, duayla da biri direnmek, çalışmak, diğer de duadır. Allah yardım etmezse hiçbir şey olmaz. Sonunda onun yardımı olacak inşallah. O da zikirdir, o da tefekkürdür, o da duadır. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, zikrimizi daim eylesin. Ağzımızdan, gönlümüzden kendi adını eksik etmesin inşallah. Şöyle de bir dua edelim, sanıyorum ezan da okunmak üzeredir. Bizi bekliyor olabilirler. İnşallah sonra müsaade isteriz. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil, Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey gökleri ve yeri yaratan Yüce Rabbimiz, sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rab. Kur'an-ı Hakimini bize indirdin. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kıldın. Bize iman bahşettin. Güç ver, kuvvet ver, imanımızı ziyade eyle Allah'ım. Ya Rabbi nefsimizin ve şeytanın şerrinden sana sığınırız. Cehennem azabından sana sığınırız. Günahlarımızdan sana sığınırız. Senin azabından sana sığınırız. Günahlarımızı affeyle Allah'ım. Ahirete göç etmiş olan tüm ölmüşlerimizin, tüm şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rab. Geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Evladımızı, ahfadımızı, neslimizi, vatana, millete hayırlı eyle. Dini mübine hadim eyle. Allah'ım bizlerin arasındaki gönüllerimizi, kalplerimizi birbirimize ısındır. Kardeş olmayı nasip eyle ya Rabbi. Kusurlarından dolayı kardeşini kınayanlardan eyleme bizi. Hizipçilik yapanlardan eyleme bizi. Mezhepçilik yapanlardan eyleme. İman olan tüm kardeşlerimizi bağrımıza basabilmeyi, dost kabul etmeyi kabul eden düşünceyi, izzeti, irfanı bize nasip eyle Allah'ım. İlmimizi ziyade eyle, ömrümüzü bereketle eyle, rızkımızı bol ve helal eyle, ürünlerimize, sayemize, her türlü ölçümüze, tartımıza bereket ihsan eyle Allah'ım. Ya Rab zorda olan kardeşlerimize yardım elini uzatmayı, onlara faydalı olmayı bizlere nasip eyle. Hasta kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Gençlerimizi, yavrularımızı güzel ahlaklı eyle. Kötü alışkanlıklardan kurtar Allah'ım. Duamızı kabul eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha.